Bir de ben miyom aldırmıştım. Evet. Ama yine miyom olmuş. Evet, miyomlar tekrarlar mı? Tekrarlayabilir. Bunun birkaç nedeni var aslında bakarsanız. Şimdi biz miyom ameliyatını çoğu zaman genç kadınlara yapıyoruz. Ve genç kadınlar, menopozdan uzak kadınlar. Bir, o miyom ameliyatı sırasında hakikaten mikroskopik bir miyom olabilir. Biz görmeyebiliriz ve zamanla büyüyebilir. Bu tekrar değildir. Olan bir şeyin büyümesidir. Büyümesi. Bazen ve ayırt etmek bunu o kadar zor ki. Ve bazen de gerçekten bizim yaptığımız ameliyat yerindeki miyom da tekrarlayabilir. Ben kabaca hastalarıma şöyle bir oran veriyorum. Doğru miyomunuz tekrarlayabilir. Yani kabaca her 5 miyomdan birisi tekrarlar. Evet. Ama bu tekrarlayan işte ilk başta 5 kişi, 10 kişiyle başladık. İkisinin miyomu tekrarladı. Bunlardan sadece birisinin yeniden ameliyat ihtiyacı olur diyorum. Yani toplam 10 hastaya ben miyom tedavisi verirsem, bunu hastaların hastalığı tekrarlasa bile ikisinde, bunların sadece birisinin yeniden miyom nedeniyle ameliyat ihtiyacı olur diyorum ve böyle açıklıyorum. O zaman büyük bir miyomu olan bir kadın ameliyata evet. giderken evet. zaten miyomlar tekrarlıyormuş. Evet. Bu durumda bekleyeyim demesine gerek yok. Gerek Şikayet yok. Veriyorsa zaten mutlaka evet. cerrahi tedavisini yaptırması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Cerrahi tedavinin seçimi de tabii ki gittiği cerrahın tecrübesi, deneyimi, aldığı sonuçlarla tabii ilgili. Ki. Tabii ki. Tabii. O zaman özetleyebilir misin yine bize konuyu tabii kısaca? Ki. Tabii ki. Ya miyomlar kadınlarda bizim en sık gördüğümüz rahimde gelişen iyi huylu tümörler, düz kastan kaynaklanırlar. Çoğu kadında var, kadınların %50'sinde, %60'ında var. Şöyle derler hatta, hani bir elimize bir ultrason alıp şöyle bir kadın doğum polikliniğinde gezsek, yani kadınların %80'inde miyom bulabiliriz. Ama bu kadar sık olmalarına rağmen çok şikayeti yol açmıyorlar. Çoğu kadında miyomlar herhangi bir şeye neden olmaz. Ama bazı kadınlarda işte bu kanamaya ve bası etkilerine yol açabilir. Gebelik sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla o grupta, şikayete yol açtığı grupta biz tedavi öneriyoruz. Ana tedavi yolumuz ise ameliyat. Tedavi kısmında aslında bahsedecektim. Belki kısaca bahsedebilirim. İşte kimi hastalar soruyor, ameliyatsız tedavi, rahimin damarlarının tıkanması diye bir yöntem. Evet, girişimsel radyolojinin. Evet, embolizasyon yöntemi. Var mı? Var. Doğru. Başarılı mı? Başarılı, doğru. Ama şunları bilmesiniz lazım derim ben hastalara. Bu işlem çocuğu olmayan, gebelik düşünen kadınlarda güvenli değil. Bunu sormayı unuttuğum için şimdi gerçekten çok üzgünüm. Bu çok önemli bir konu. Hı-hı. Gerçekten çünkü biz öğrendik ki cerrahi olmadan da girişimsel radyoloji bu konuyu halledebiliyormuş. Halledebiliyor. Ama biz çocuk istiyoruz. Evet, aynen öyle. Ve bu birinci uyarım oluyor. Bir, siz gebelik düşünüyorsanız bu yöntem size uygun değil. Çünkü rahimin damarları tıkandığı için gebelik sonuçlarınızı olumsuz etkileyebilir. İki, bu işlemin yapıldığı hastaların yaklaşık 1/3'ünde veya yarısında ağrılı krizler oluyor. Yani embolizasyon yapılıyor, miyomun kanlanması bozuluyor ama oradaki kanlanma bozulduğu için ağrılı bir şey oluyor ve hastanın acil ameliyata gitmesi gerekiyor. Bunları biliyorsanız buyurun tedaviye gidebilirsiniz. Gene ultrasonla eritme, MR'la eritme gibi deneysel sayılabilecek tedaviler de var. Bir de bunlar çok yeni tedavi modaliteleri. Çok yeni. Yani sonuçta daha sonuçların ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii. Yani biz işimizi yaparken tabii. kanıta dayalı olarak ve yıllarla edinilen tecrübelerin sonuçlarına tabii göre ki. Hareket etmek tabii zorundayız. Ki. Tabii ki. Dolayısıyla bunlar şu anda hala sonuçlarını çok iyi bilmediğimiz tedavi tabii yöntemleri. Ki. Tabii ki. Bir de aynı zamanda komplikasyonlarını da bildiğimiz tedavi yöntemleri. Tabii ki. Dolayısıyla yine mutlaka bilgi almadan, tabii ki. Ayrıntılı bilgi almadan, ayrıntılı bir değerlendirmeden geçmeden, evet. tam olarak ne istediklerini bilmeden asla evet. başvurmamaları gereken tedavi yöntemleri. Aynen öyle. Aynen öyle. Benim diyeceğim şeyler bu kadar. Peki çok sağ teşekkür olun. Ederim. Yine çok değerli bilgiler verdin. Ben teşekkür çok ederim. Aydınlattın hastalarımızı. O zaman bir sonraki programda yine birlikte olmak umuduyla şimdilik hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın. Görüşmek umuduyla. Sağ olun.